Herkese merhabalar. Zamanı Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir akşam yemeği paylaşacağım. Tarifimizin ismi özel soslu somon balığı. Tarifin yapımına geçmeden önce ben yine malzemeleri sizler için sağ köşeye sabitleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Tarifin yapımına başlayalım. Öncelikle somonlarımızı tuz, karabiber, pul biber ve sıvı yağla lezzetlendiriyoruz. Henüz tarifin başlarındayken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalımı ilk kez ziyaret ediyorsanız videonun en az 3 dakikalık bölümünü izledikten sonra kanalıma abone olun ki kalıcı olabilsin. Yeni tariflerden haberdar olmak için de zili açmayı unutmayın. Önceden ısıtılmış tavada balıklarımızın iki yüzü de kızarana kadar güzelce pişireceğiz. Balıkların bir yüzü kızardıktan sonra çeviriyoruz. Diğer bir yandan pratik olması için sosunu hazırlamaya başlıyorum ben hemen. Sosu için öncelikle tavamıza 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz ve tereyağımızı eritiyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyip unumuzu kavuruyoruz. Daha sonra üzerine bir diş sarımsak rendeledim. Ve bir su bardağı sütle sosumuzu bağlıyoruz. Beşamel sosu genelde bir kaşık tereyağına, bir kaşık un, bir bardak süttür. Yani birebir gider. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz daha kolay olarak. Tabii ki bu sıradan bir beşamel sosu değil. İçinde sarımsak var, limon suyu var, karabiber var, dereotu var. Daha farklı ama kıvam olarak bir beşamel sosu hazırlıyoruz. Sosumuz kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 3 dakika daha ocakta karıştırarak pişiriyoruz. İstediğimiz kıvama geliyor. Ve daha sonra içerisine dereotu ekliyoruz. Limon suyu ekliyoruz. Sosumuz bu şekilde hazır oluyor. Açıkçası ben bu sosun balığa çok yakıştığını düşünüyorum. Farklı balıklarda da kullanılabilir. Somona gerçekten çok yakıştı. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Somon zaten lezzetli bir balık. Fırında yaptığım da oluyor patatesle birlikte. Pratik olmasını istediğim zamanlarda tavada kızartıyorum. Toplamda 8 dakikada falan kızarıyor. Ama bu sos ona farklı bir hava kattı. O yüzden tavsiye ediyorum. Bu tarifi izleyip deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı
Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.